O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Alp Karaoğlu. Öyle kolay değilmiş unutmak, değil mi? Terk etmek ve geriye bakmamak. Ama her şeyin bir bedeli var Alp. Ve günü gelince ödenir o bedel. Ama kayıplarımız eşitlenebilir mi sanmıyorum. Ben bu hayatta en değer vereceğim varlığı kaybettim Alp. Ve senin yüzünden. Senin de zamanın gelecek işte. Ya şey, Ece Hanım gelmiş, şey için gelmiş bu. Şirkete yeni ortaklar gelmiş herhalde. Alp Bey, bana bir açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Hayır canım, ne münasebet, ben açıklama falan yapmıyorum. Sadece bir yanlış anlaşılma olmasın diye onun şey yapıyorum. Müsaadenizle, ben işimin başına döneyim. Abi anlatmayacak mısın? Ne anlatayım Berk? Şaka mı yapıyorsun? Abicim Ece'den bahsediyoruz. Bu kadın senin ilk ve son ciddi ilişkin. Yıllar önce ardında bırakıp geldiğin kadın. Öyle laps diye karşına çıkıyor, sen de karşılıklı oturup yemek yiyorsun. Aynen öyle abi. Laps diye çıktı karşıma şirkette. Ben de öyle kala kaldım yani. Sormadın mı abicim ne istiyormuş, niye yıllar sonra gelmiş? Ne konuştunuz onu soruyorum. Onu niye terk ettiğimi merak ediyormuş. Yani onun dediği o. Bilmiyorum. Bu kadar mı sence? Gerçekten bilmiyorum. Hmm.
Peki sence hala sana karşı bir ilgisi olabilir mi? Tamam. Şöyle sorayım o zaman. Sence sen ona karşı hala bir şey hissediyor olabilir misin? Yani doğru bir örnek vermeye çalışıyorum da hani böyle bir yaran vardır. Bir süre sonra geçer. İzi bile kalmaz. Hatta sonra bir zamanlar orada bir yara bile olduğunu unutursun ya. Aynen öyle işte. Geçti gitti. Derin bir yara tekrar açılabilir. Benim içim biten bitmiştir abi. Yani yaşanan şeyler yaşanır. Geçer gider, geçmişte kalır. Falan filan benim bir sürü başımda dert var zaten. Allah aşkına başka şeylerden konuşalım ya. Tamam haklısın. Daha iç açıcı şeylerden konuşalım. Şeker maliyetlerinden konuşalım mı? Tasarruftan ha? Konuşalım mı? İster Kasım Bey, başka bir isteğiniz var mı? Hayır canım, teşekkür ederim. Aynur. Buyurun efendim. Emir Bey nerelerde, odasında mı? Evet, odasında. Demin girdim bir şey ister misiniz diye ama biraz canı sıkkın gibiydi sanki. Tamam. Çıkabilirsin. Kırıldı mı? Vay 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 vay. Bak evlat, bir şeyi inşa etmek öyle hiç kolay bir iş değil. Sabretmeyi bilmek gerekir. Öyle istediğin bir şey olmadı diye kırıp dökemezsin. Arkını dönüp çekip gidemez. Boş ver baba, uğraşma. Kırıldı bir kere. Eskisi gibi olmaz. Yanılıyorsun, tam tersi. Eğer onarmayı bilirsen eskisinden de sağlam olacaktır.
zaaflarını bilmek çok önemlidir. Eğer zaaflarını bilirsen onları onarmak için çaba harcayacaksın demektir. Aynı yerden darbe altında dayanabilmek için. Ve bir rüzgarda savrulacakken fırtınalara göğüs gerer hale gelirsin. Ama dediğim gibi sabretmeyi bilmek gerek. Nasıl? Sen tekneden anlar mıydın? Türkan Hanım'ın izlediği o belgeseller bazen işe yarıyor galiba. İçin bütün malzemeler hazır Hayal Şefim. Evet, hazır hepsi. Şimdi ne yapıyoruz? Önce hamuru açacağız. Hadi gel bakalım. Gel sana şunu çekeyim. Atma. Hamur için ne gerekiyordu? Biraz su, biraz un. Al bakalım. Çok güzel oldu. Ay! Ay yine! Bu haliniz ne sizin ya? Ne yapıyorsunuz burada? Pizza. Pizza. Peki bir şey sorabilir miyim? Sizin niye her yeriniz böyle un oldu? Bak senin de her tarafın oldu şimdi. Hayal. Çok güzel olduk hepimiz ya. Çok, çok. Kusura bakmayın Alp Bey. Yok, önemli değil. Böyle biliyor musun? Hani beni kötü adamlar kaçırmıştı ya. Orada böyle koskocaman bunlar gibi bunlar vardı. Poşetlere koyuyorlardı. Kızım, boş ver şimdi, sen bırak onları. Hem acıkmadın mı sen? Gel, seninle güzel pizza yapıyorduk. Ah.
Ali oğlum ne yaptınız? Nedir Alp beyefendinin mekanında durumlar? Ha, sıkıntı yok. Herkes çıktı, ne var mı çıkmadı? Çocuğu da mı getirdiler? Asil. Bu gece orada kalacaklar. Ne yapıyor lan bunlar? Neyse. Bana bak, bu konuştuğumuz şarkıcı kadın meselesini ne yaptınız? Bulabildiniz mi bir şeyler? Aman. O meselenin peşini bırakmayın. İyi. Ne yapıyor lan bunlar? Aa, çok güzel oldu. Batır batır, arabayı batır da. Ve soğan da batır. Oh. Hayal şefimin pizzası hazır. Tadına bakalım nasıl olmuş. Bunun sosu nerede? Çok haklısın. Hemen getiriyorum. Ne var? Senin bu uyuşturucu işinden haberin var mıydı? Evet, biliyordum. O yüzden size bu adamlardan uzak durun dedim. Ya sen bana böyle bir şey nasıl söylemezsin? Ya ben adamı aldım, ne var? Kendi mekanımda karşıma koydum, adamı dinledim. Bakın, ben de kolay şeyler yaşamıyorum. Evet, haklısınız ama ne olur artık bulaşmayın bu adamlara. Yemin ederim ben bulaşmayacağım. Bitsin artık bu dava. Bu adamların sağ solu belli olmaz. Sen bitsin bitsin diyorsun da öyle bitsin demekle olmuyor bu iş işte. Bir dakika bile gözümün önünden ayrılmanı istemiyorum. Lütfen. Aslına bakarsanız ben de sizinle bunu konuşmak istiyordum. Şu ev meselesi. Mutfağın arkasındaki boş odayı bize verir misiniz? Nasıl? Şey mi? Kadim şefin kullanmadığı boş odayı mı diyorsun? Evet. Vahide, orası çok... Şu an için bir yere çıkabilmem mümkün değil. Başımdakileri siz biliyorsunuz zaten. Orası bizim için çok uygun. Kızımı Korhan'dan korumalıyım. Eva bak, sizi çok daha konforlu, daha güvenli bir yere çıkarabilirim bunu. Biliyorsun değil mi? Sağ olun ama olmaz, mümkün değil. Ödeyemeyeceğim bir şeyi kabul edemem. Teşekkür ederim ama. Nerede kaldınız bakayım siz? Acıktım diyorum, anlamıyorsunuz insanın halinden. Ben seni yerim, yerim. Hadi gidelim, sana anlatacak güzel haberlerim var. Hadi anlat benim, çok merak ettim. Gel. Günaydın. Canım sağ ol. Günaydın. Günaydın. Canım, bildiklerimin dışında bir sorun mu var? Bu anlaşma meselesi. Şirketin prestiji için çok kötü oldu. İyi de hani medyadakilerle konuşulup kapandı bu konu. Ya, kapanmadı mı? Yani kapanmasına kapandı. Ama insanlar konuşmaya devam edecektir. Ya tam bir ivme kazandık, büyüdük derken bu durum piyasada arkamızdan gülünmesine neden olacak. Herkes kendi gözündeki çöpe baksın. Her şirketin serüveninde böyle kazalar olur. Normaldir. Önemli olan bunlarla başa çıkıp yola devam edebilmek. Ancak böyle güçlenirsin. Bu iktisat dersi için çok teşekkür ederim Türkan. Ama keşke bu dersi oğluna verseydin de başımıza bu işler gelmeyeydi. Sana inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Yani ben seni rahatlatmak için uğraşıyorum, sen yine beni oğlumla vurmaya çalışıyorsun. O ikimizin de oğlu. Ayrıca oğlum holding için elinden geleni yapıyor. Evet. İşte asıl acıklı olan da bu. Emir'in elinden gelen sadece bu kadar. Biliyor musun?
Yani vazgeçmese, biraz dirayetli olabilse belki düzelecek ama. Düzelecek. Göreceksin, düzelecek. Ama lütfen sen de oğlundan vazgeçmiş gibi davranma artık. Hayır Türkan. Ben iki oğluma da fırsat veriyorum. Alp kendisine sunulan fırsatları doğru değerlendiriyor ama Emir bir yerden sonra savrulu veriyor. Yani Alp'in verdiği bütün kararları doğru buluyorsun, öyle mi? Allah Allah ya. Ya nasıl bir güvendir bu? Alp de hatalar yapabilir. Evet. Ve bizim bundan haberimiz bile olmayabilir. Öyle değil mi? Sen ne demeye çalışıyorsun? Ben öyle spesifik bir durumdan bahsetmiyorum. Ama şimdi Alp'in başında Emir'in olduğu gibi öyle bir kontrol mekanizması yok. Neticede Alp de bir insan. Öyle serseri mayın gibi dolanırken o da bir yerlere toslayabilir. Mümkündür bu. Bilemeyiz. Her şey sanki Nema için yapılıyor. Evet, evet. Patronun gözüne girdi, baksana. Görüyorsun değil mi adamları? Ne oluyor burada? Ne olacak? Albay Neva Hanım'a tahsis etmiş burayı. Nasıl yani? Ne yapsın adam? Hı? Yani baktığı işe her gün geç geliyor. O da böyle bir çözüm buldu demek ki. Şaşırmadım. Gonca. Şefim. Kızım senin işin yok mu? Ha? Ne izliyorsun öyle sen? Hayır, izlenecek bir şey varsa söyle, biz de izleyelim. Yok şefim. Ferhat evlat, sen de işine başına hadi. Hadi çabuk. Tamam şefim. Çabuk, 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 hadi. Hadi sen de. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu hayatta ne iş yapıyorsanız layıkıyla yapacaksınız. İnsana kendi çalıştığından başka fayda yok. Hadi bakalım, çabuk, 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 çabuk. Hadi. Yavaş, yavaş, sıçratma. Dikkat et. Aferin. Ha. Çıkıyor musun evlat? Ah şefim, ben de yanına uğrayacaktım bir ara. Şefim ben sana biraz mahcubum ya. Ya şöyle, Neva'yı çok alıkoydum işten. Mutfakta bayağı aksadı bu yüzden. Su akar yolunu bulursan merak etme. Biz Neva kızımızla hallediyoruz o işleri de. Ben başka bir şey söyleyeceğim sana. Buyur şefim. Yok estağfurullah. Ya yani nasıl desem... Ya bu aşağıdaki olayı Neva'ya tahsis etmekle hiç doğru bir iş yapmadın sen Alp. Öyle mi? Niye öyle söyledin şimdi şefim? İnsanoğlu bu. Ağzı durmuyor ki. Mutfak kaynıyor. Elemanlar kendi aralarında sırf mı konuşuyorlar? Anladım şefim. Yani bilirim. İnsanın aklı yoğunken kendini işe veremez. Ama bak unutma Alp. Burası sadece senin değil, burada çalışan herkesin ekmektir nesi. Doğru. Neyse hadi ben işime döneyim hadi. Tamam şef. Benim Neva ile biraz işim var bugün. Ben konuşacağım onunla. Tamam. Hadi. Sağ ol. Ha baba. Amerika'dan dönüş yaptılar. Teklifinizle ilgileniyorlarmış. Ece Hanım da şirketteki ekiple zaten bir sunum dosyası hazırlıyor. Ben de bir video konferans yapacağım yarın. Anlaşma şartlarını görüşmek için. Bence alacağız bu işi ya. Aha. Tamam, sen de sağ ol. Yürü yürü. Yürü! Şimdi olmaz, ben bir haber verseydim. Bir dakika, öyle giremezsiniz.
Hayırdır Alp Efendi? Sizin köyde kapı çalma adeti yok mu? Var mı işe yarar bir şeyler? Anlamadım. Adamların diyorum ya. Hakkımda işe yarar bir şey bulamadılar mı? Ve şu mesele. Ben eşeğimi sağlam kazığa bağlamayı severim. Kahraman. Kahraman. Eğer adamlarını bir daha etrafımda görürsem var ya. Allah aşkına ne olur. Ya bu bir uyarı canım. Küçük bir uyarı sadece. Bundan sonrasını sen düşüneceksin. Ki dediğimi yaparım bak. Alışık olmadığın yollardan yaparım. Yasal yollardan yaparım. Bir çay içseydik. Alp Bey merhaba. Bakan Bey nasılsınız? Korhan Bey, maliyeden müfettişler geldi. Müfettiştesiniz herhalde. Rutin ziyaretler Alp Bey. Kolay gelsin, ben tutmayayım o zaman sizi. Biz de tam Korhan Bey'le çay içecektik. Bana bir çay sözü vardı ama siz gelince işte artık sizin kısmetinizmiş. Elbet beraber de içeriz Alp Bey. Afiyet olsun size. Hoş geldiniz Korhan Ateş. Memnun oldum. ...45 dakika sonra attığım konumda buluşalım. Evraklardaki eksiklerden ve sizin ödeme gecikmenizden dolayı şirketinize ceza işlem uyguladık. Nasıl olur? İşin o kısmını kendi muhasebecinizle konuşmanız lazım. Gerekli düzenlemeleri derhal yapmalı ve cezayı ödemelisiniz. Yoksa daha ağır yasal hükümlerle karşı karşıya kalırsınız. Tamam müfettiş bey. Merak etmeyin. İyi günler. İyi günler. Ulan Alp Karahan, ben bu cezanın bedelini sana misliyle ödetmez miyim? Beni buraya bunun için çağırdığınıza inanamıyorum. Yani bizimki kağıt üzerinde bir evlilik, gelinlik mi bakacağız? Eva, bunu Berk'te de konuştuk. Yani etik kurulu ikna etmek için her şeyin gerçekçi olması lazım. Yani bir soruşturma açılsa ne yapacağız? Ayrıca şunu da söyleyeyim. Fotoğraf çekimleri için... ben de damatlık giyeceğim. Peki Alp Bey, buna da peki. Bize biri yardımcı olabilecek mi acaba ya? Pardon. Bizimle biri ilgilenebilecek mi acaba? Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biz gelinlik bakıyoruz. Şöyle ihtişamlı, güzel, şık bir şey bakarsanız. Yardımcı olayım. Ben daha sade bir şeyler bakıyorum.
gerçekten çok güzel oldunuz. Beyefendi çok şanslısınız. Eşiniz uzun zamandır gördüğüm en güzel, en zarif gelin. Siz bir şey demeyecek misiniz? Ben... doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum şu an. Yakıştın Eva. Gerçekten. Çok güzel oldun. Tamam, biz buna karar verdik herhalde. Biz bu gelini alıyoruz. Ne var? Eva Hanım, biz seninle unumuzu eledik, eleğimizi astık diyebiliyorum. Ama bu sevgilin olacak herif... Ne sevgilisi ya? Kimmiş benim sevgilim? Alp Karahun diyorum. Bu adamı benden uzak tut. Bak, başıma bu vergi müfettişlerini sarmasının bedelini ikinize de ödetirim. Korhan Bey, muhasebeci geldi. Al odaya. Bu teftiş işine kadar dallanır budaklanır bir öğrenelim. Tamam efendim. Lan bugün de bir bitmediniz be. Alo Korhan Bey, Emir Karahun ben. Araçların durumuyla ilgili aramıştım sizi. Bilgi alabilir miyim sizden? Araçların durumu gayet iyi Emir Bey. Depodalar, son kontrolleri yapılıyor. Güzel. İşlemleri hızlandırmamız gerekecek. O yüzden araçları görmem gerekiyor. Elbette, ne zaman istersiniz? Tamamdır. Ben size zamanı bildireceğim. Hay hay. Rana. Buyurun Emir Bey. Sana iş piyasadaki alıcıların listesini gönderdim. Bana bir an evvel hepsiyle toplantı ayarlar mısın? Emir Bey, hepsiyle mi? Evet, hepsiyle. Ha, yalnız şimdilik şirkette kimse bilmesin, olur mu? Peki Emir Bey, siz nasıl isterseniz. Korhan'ı siz mi ihbar ettiniz? Seni mi aradı o pis herif? Bakın Alp Bey, o adam çok tehlikeli. Ve ben kızımı korumalıyım. Her şey tam yoluna girdi diyorum, siz yine başıma sarıyorsunuz. Hayır, her gece o adam yüzünden kabus görüyor Neva. Neva bak. Bu Korhan için bir uyarıydı. Tamam mı? Eğer inat ederse neler yapabileceğimi görsün istedim. Hem sen bilmiyorsun galiba. Restoranın önüne adamlarını yolladı. Aklınca beni gözetliyor. Yok, ben aynı şeyleri bir daha yaşamayı kaldıramam. Hele kızım hiç kaldıramaz. Ben ona söz verdim. Bir daha... Tamam. Tamam, sen bunları düşünme. Tamam mı? Ne sana, ne kızına. Korhan hiçbir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Tamam, buna izin vermeyeceğim. Hadi. Çıkalım artık. Gel. Nergis bak. Ne güzel yaptı Alp. Gördün mü kocaman? Aa. Siz tanışıyor muyuz?
Yani sizi tanımayan mı var canım? Açılış gecesinden sonra. Malum ortalığı birbirine kattınız. Nergis canım. Zamani çocukların hafızası kuvvetli de. Terbiyeden sınıfta kalıyorlar. Çekil kızım. Sizi misafir etmek isterdik. Ama maalesef. Maalesef mi? Selin teyze. Berk'cim, siz tanışıyor musunuz? Gonca boş boş konuşma. Hadi sen kendi işini hallet, ben ilgilenirim. Buyurun, buyurun, buyurun. Berk, sen beni burada bekle. Tamam, bir şey ikram edelim. Hoş geldiniz, buyurun. Buyurun. Ya kusura bakmayın, bu arada Ayt de dışarıda ufak bir işi vardı ama biraz sonra gelir. Sen iyisin değil mi Seylan teyze? Bir sıkıntı yok yani. İyiyim, iyiyim Berk'cim. Aslında Alp'in burada olmamasına daha da sevindim. Çünkü ben seninle konuşmak istiyorum. Anam, benle mi konuşmak istiyorsun? Evet. Bak Berk'cim, seni çocukluğundan beri tanırım. Çok da severim. Yani görüyorum ki hala Alp'in hayattaki en yakın dostu, sırdaşısın. Alp de benim için öyle. Berk, ben Alp için çok endişeleniyorum. Niye Seylan teyze? Şöyle, ben hayatım boyunca çok hatalar yaptım, biliyorsun. Ve bunların bedelini de hep Alp ödedi. Seylan teyze, bunlar hepsi geçmişte kaldı artık. Şu an bunları düşünmenin hiç kimseye bir faydası yok. Boş ver. Alp seni gerçekten çok seviyor. Ne olur düşünme bunları artık, boş ver. Biliyorum. İşte bu yüzden endişeleniyorum ya. Yani sırf ben iyileşeyim diye olmadık işlere kalkışmasını istemiyorum. Bak benim içim hiç rahat değil. Bu Neva denilen kızcağızla benden bir şeyler saklıyorlar bunlar. Bak ben biliyorum. Abi, onların arasında ne var söyleyeceksin bana. Seylan teyze, Alp senden hiçbir şey saklamıyor. Nereden çıkıyor bunlar Allah aşkına ya? Yok öyle bir şey. Ben. Bak bilmem gereken bir şey varsa söyle bana. Aşk olsun Seylan teyze. Aha bak, Alp geldi. Bak bak bak, Alp. Anne. Ne işin var senin burada? Valla Seylan teyze küçük bir sürpriz yapmış bize. Hoş geldiniz Seylan Hanım. Merhaba Neva'cığım. Anne, biz benim daireye geçelim mi? Hem sen de daha rahat edersin. Olur. Gel. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Burası ha? Ben de bu planı olduğunu bilmiyordum. 80'lerde yapmış olduğum albüm. Mazi geride kalacak sanıyorsun ama seninle yaşamaya devam ediyor. Ah Seylan Sorgun, ah. Evin çok güzelmiş. Ama... Ama? Ama sanki bir şey eksik. İşten güçten kafamı kaldıramıyorum ki. Çok ilgilenemedim evle. Öyle bir şey değil söylediğim. Sanki bir kadının sıcaklığı eksik burada. Ben içecek bir şeyler getireyim istersen anne. Sen rahatına bak. Berk Bey, sizden bir şey rica edebilir miyim? Biliyorsunuz bu işi biz Art Bey de ben de sevdiğimiz insanlar için yapıyoruz. Farkındayım Neven, farkındayım. İkiniz de bunun neye mal olacağını hiç umursamadan hapse girmeyi göze ala 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 yapıyorsunuz. Farkındayım. Her şeyi sevdiğimiz insanlar uğruna göze alıyoruz Berk Bey. Bu formalite evlilik mevzusunda. Yağmur'un da Hayal'in de hiç haberi yok. Bir süre daha öyle olmasını istiyorum lütfen. Tamam. Bu senle Alp'in sırrı, merak etme. Yalnız bir şey diyeceğim. Restoranda artık biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü herkesin gözü senin üzerinde. Ne olur dikkat edin, tamam mı?
Organ Nakli Etik Kurulu. Türkiye'de organ nakli hizmetlerinin organ doku alınması, saklanması ve nakli hakkında kanun. İlgili kanunun 3. maddesinde bir bedel veya başkaca çıkar karşılığı organ ve doku alınması ve satılması yasaktır. Bu hükme istinaden etik kurul için 4. derece hasta yakınlara donör olabilir. Anne. Heh. İyi misin? Neyin var? İyiyim. Biraz böyle çarpıntı gibi bir şey oldu. Yorgunum ondan herhalde. Gidelim mi hastaneye? Ay saçmalama Alp'cim. Gayet iyiyim. Toparlarım şimdi. Ver. Al bakalım. Bak şimdi kızacaksın bana ama az önce de söyledim. Burası çok soğuk. Yani böyle bir sıcaklık istiyor. Anne. Ne anne? Hoş evi tabii tek kişilik yapmışsın. İki kişi de yaşamaz ki bu evde. Bana yetiyor ya. Ki sen de gördün yani bayağı restoranın içinde. Benim için avantajlı aslında. Bak Alp'cim, başarı, ün, zenginlik. Bunlar biriyle paylaşmadığın zaman hiçbir şey değil. Yalnızlık her şeyi silip süpürür. Tabii şimdi sana gençken kolay geliyor. Ama bu işin bir de sonrası var. Sen niye yalnızsın oğlum? Anne restoran mutfak bir tarafta. Şirket bir tarafta. Benim işim başımdan aşkın zaten. Benim aşk için harcayacak vaktim yok. Bırak şimdi bunları. Bunların hepsi bahane. İnsan her şeye mani olur da kalbine mani olamaz. Gerçekten soruyorum. Kimse yok mu kalbinde? Kalbimde kimse yok Seylan Hanım. Tamam mı? İç şimdi kahveni. Yağmurcuğum bari bir bu sıcakta bir taksi çağırsaydın. Allah Allah. Prensesimiz yorulmuş mu? Anneyim. Biraz yorulmuş olabilir. Tabii alıştın sen özel araçlara. Affedersiniz. Bana bak sen Alp Bey'e de böyle nazlanıyor musun? Onun arabası çok kıymetli. Ha. Arabanın içine gofret bile yememe izin vermiyor ya. Yapma ya. Hayal. Hı? Sen Alp Bey'i seviyor musun? Aslında bakarsan iyi biri gibi. Ama hep bağırıyor, çağırıyor, kızıyor. Aslında ben onu üzülüyorum biliyor musun? Aa, neden üzülüyorsun? Annesi hastaymış. Ama iyileşecek. Benim annem hasta olsa ben çok üzülürüm. Hayalciğim, bebeğim neden öyle düşünüyorsun? Öyle şeyler düşünmek yok kanki. Annen de sen de çok iyi olacaksınız, merak etme. Hayalciğim, insanlar hastalanırlar ama sonra iyileşirler. Bak benim annem de hastalandı. Gideceğim, vereceğim ilacını hop diye iyileşecek. Tamam mı aşkım? Anneme söyleyelim de çorbasından yapsın. Onun çorbası ilaçlardan daha etkili. Doğru söylüyorsun, tamam. Da annene haber vermeyi unuttuk. Tut bakayım elimi, tut. Alo, Neva, bir restoranın önüne gelir misin? Merak etme, acil bir şey değil. Bir gel anlat. Kızım Hayal yanımda, bir sakin. Gel anlatacağım. Tamam canım, tamam. Hadi bay bay. Neva, buradayız. Ay, niye erken geldiniz? Bu kadar bir şey mi oldu? Yok aşkım, önemli bir şey değil. Korkma, annem biraz rahatsızlanmış. Gitmem lazım. Hayali peşimde sürüklemek istemedim. Ama seni de böyle zor durumda bırakıyorum, kusura bakma. Ne demek, bırak şimdi. Yağmur çok geçmiş olsun, umarım ciddi bir şey değildir. Önemli bir şey değil aşkım, biraz üşütmüş ama nazlıdır bilirsin. Mutlaka gitmem gerek. Tamam. Git tabii. Görüşürüz aşkım.
Bizi merak etme. Kolay gelsin. İçerisi çok kalabalık. Seni Alp Bey'in evine de götüremeyiz. Ben zaten orada tek başıma kalmayı sevmiyorum. Peki seni mutfağa götürsem? Ama beni orada çok sessizce beklesen olur mu? Beklerim, meleğim sen. Hadi bakalım o zaman. Hadi gel. Hadi. Evlatlar, bir dinleyin bakayım. Şimdi... Yarın ilaçlama yapılacak, o yüzden mutfak kapalı. Bu yüzden de gece çıkmadan önce bütün malzemelerin üzerini güzelce kapatacağız. Kaytarmak yok, ona göre. Bir gün sonra yine beraberiz zaten. Vallahi nimet gibi oldu şefim. Bir of iyi geldi değil mi? Kesinlikle çok güzel olacak. Zevzeklik etme. İçine bak. Ha, Ayvaz oğlum sen de yak o eti, olur mu? Yak böyle güzel, kömür gibi yap, tamam mı? Ha. Benim işim çok az kaldı. Çok uykun geldi mi? İşte biraz meleğim. Ama sen işini yap lütfen, tamam mı? Sen beni merak etme, ben iyiyim. Tamam, geliyorum hemen. Yani hakikaten acaba mutfakta ne eksik? Ne eksik diye düşünüyorduk. Çocukmuş ya vallahi bak, hakikaten. Bravo. Eva, yani, tamam zor durumda olduğum belli, anlıyorum. Hayal kızımızı da hepimiz çok seviyoruz. Ama burada olması doğru değil mi Eva? Kadim şef, haklısınız. Normalde arkadaşıma bırakıyorum ama bu sefer işi çıktı. Başka çarem yoktu. Sizi de böyle zor durumda bırakmak istemezdim, inanın. Tamam. Tamam, olur öyle. Yani bak, ben burada düzeni, adaleti savunamazsam... Bu mutfaktan bir tane düzgün tabak çıkmaz, biliyorsun değil mi? Haklısınız. Tamam, hadi. Gel işine bak hadi. Vallahi biri buna dur demezse daha ne kadar devam edecek ben bilmiyorum. Hayır yani mutfakta çocuğun ne işi olur ya? Bir mutfağa girmediği kalmıştı, oraya da girdi, tam oldu hakikaten. Tabii, Alp Bey'den odaya da kaptım. Kadının Alp Bey'in yanından ayrıldığı bile yok. Her dediği de anında yapılıyor. Sonra insan neler neler düşünür. E düşünür tabii, haksız mıyım yani? Ne oluyor be? Hiç haksız değilsin kızım, hiç değilsin ama. Kızınızın mutfakta ne işi var Neva Hanım? Mesaide olduğunuzu unuttunuz galiba. Ay bey. Bırakacak kimsem yoktu. Şimdi Neva Hanım, sizin özel hayatınız bizi zerre kadar ilgilendirmez. Buranın profesyonel bir mutfak olduğunu unutmayın bence. Alp Bey. Lafımı kesme. Size bir yer tahsis ediyor olmamız... ...sizi bu bütün pırıl pırıl çalışma arkadaşlarımdan... ...daha mı ayrıcalıklı kıldığını sanıyorsunuz? Ha? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok! Sadece Neva için söylemiyorum bunu. Hepiniz için, anladınız mı? Kimse için yok. Yoksa gelsin herkes, çoluğunu, çocuğunu, kızını, oğlunu alsın, geçsin burada böyle. Ha? Park gibi. Ne güzel ya. Siz burada öyle kafanıza estiği gibi davranamazsınız. Ayrıca... ...burada... ...bu mutfakta çocuklara da yer yok. İnşallah size bu son ikazım olacak. Bu mutfakta eksiksiz bir iş istiyorum.
anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Duyamadım! Anlaşıldı Alp Bey. Güzel. Rahatını düzelt. Bu Alp de çok oluyor ama. Şiş kızım. Hay Alp. Ben bir şey duydum. Doğru mu acaba? Sen tatlıyı çok seviyormuşsun. İşte bu çok güzel haber. Çünkü ben yeni bir tatlı yaptım. Ve birinin onu tatması lazım. Bence bu sen olabilirsin. Gerçekten mi? Evet. Yalnız çok dikkatli tatman lazım. Çünkü sen jüri olacaksın. Hı-hı. Ve ben eğer o tatlıyı sen beğenmezsen menüye koymayacağım. Hı? Anlaştık mı? Tamam. O zaman gel seninle tadım yapalım hadi. Gel bakalım. Ne var kızım? Sen de üzülme. Alp böyledir. Samanlar ev gibi parlar. Sonra söner. Hadi çık hava al biraz. Konuşmak istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum lütfen. Gördün mü bana karşı koruduğun Alp Bey'in nasıl bir insan olduğunu? Kibirli ukala. Sen niye hala bu adamdan yardım istiyorsun Neva? Bir eve ihtiyacın varsa söylersin. Ben hallederim. Ferhat yapma lütfen. Ya Allah aşkına. Adam herkesin içinde seni azarlıyor. Sen bu restoranda sığıntı gibi yaşamayı mı hak ediyorsun? Bu adamın seninle böyle konuşmasına nasıl müsaade ediyorsun? Niye susuyorsun Neva? Kızım için yapıyorum. Kızım için yapıyorum. Anlamıyor musun Ferhat? Bu işe, bu eve ihtiyacım var benim. İnsanların akıl vermesinden çok sıkıldım artık. Kızım için ne gerekiyorsa yaparım. Anladın mı beni? Ne gerekiyorsa. Konuşabilir miyiz? Müsaadenizle. İşimin başına dönmem lazım. Ne? Nergis yaz bakayım organ nakli. Bir de etik kurulu diye bir şey varmış. O neymiş ona da bakalım. Selen Hanım biz aslında bunu Alp Bey'e sorsak o bize anlatırdı. Nergis ben bunu bilmiyor muyum? Ha? Ne karışıyorsun sen yazsana dediğimi. Etik kurul. Ne çıktı? Ha, oku bakayım. Etik kurul için 4. derece hasta yakınları donör olabilir. Ve evli çiftler. Kurulun aralarında maddi bir çıkar olmadığına ikna olması gerekir. Aksi takdirde her iki tarafta organ ve doku ticareti suçundan 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ne diyorsun sen ne? 5 yıldan 9 yıla kadar. Ver bakayım, ver şu gözlüğü ver. Üf, tut şunu, tut şunu, ver. Aksi takdirde her iki tarafta organ ve doku ticareti suçundan. Böyle bir suç varmış ha. 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Görüyor musun? Bak. Bak başımıza geleni.
Neva! Buyurun Alp Bey. Nereye gidiyorsun? Senin bağırmalarından sıkıldık artık. Biz Yağmurcuğumun evine dönüyoruz. Yağmurda kalırız bu gece. Dönmüştür artık. Sonrasında da ben bir çözüm yolu bulacağım. Sizin için hazırlattığımız oda ne olacak peki? Anlayışınız için teşekkür ederim. Ama istemiyorum. Siz haklıydınız. İşle özel hayatı karıştırmamam lazımdı. Neva, tamam. Neva, haklısınız. Bak çok haklısın ama. Ama? Amasını ben söyleyeyim size. Ben bir anneyim. Anladınız mı? Ben bir anneyim ve kızım benim için her şeyden önemli. Bunu siz de anlamış olmalıydınız ama... bugün gördüm ki... Tamam bak, mutfakta çok yüklendim sana, biliyorum. Ama herkes bizi konuşuyordu. Bunun önüne geçmem lazımdı. Bunların hepsi beni korumak için miydi? Yoksa siz kendinizi mi koruyordunuz? Beni bugün mutfağın ortasına nasıl bir hale soktuğunuzun farkında mısınız? Hayal. Yürü kızım. Özür dilerim. Özür dilerim Neva. Senden de, kızından da çok özür dilerim. Lütfen gitmeyin. Lütfen. Sen de babam gibi sürekli anneme bağırıyorsun. Öyle her kafana estiğinde gelip anneme bağıramazsın. Annem sürekli insanların nazik olmasını söyler. Ama sen çok kaba bir adamsın. Ama Hayal bak, ben senden özür diledim. Annenden özür diledim. Hem bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Affetmek insana iyi gelir, biliyor musun? Peki, sana bir tatlı ısmarlasam. O zaman beni affeder misin? Canım, o tatlıyla ilgili bir olay değil. Çocuk muyum ben ya? Peki o tatlıya. Keşkülse. Tamam. Şimdi affedebilirim. Gerçi daha yeni tatlı yedim ama işte... insan tatlıyı sevince bir şey fark etmiyor. Ferhat, sen mi geldin oğlum? Ne oldu, başkasını mı bekliyordun Sultan Hanım? Aa, ne biçim laf öyle? Kimi bekleyeceğim? İş yapıyorum. İnsan şu kapıdan bir güler yüzle girer oğlum. Bu saate kadar seni bekledim ben. Teyze, beni de kov istersen. Aa. O ne demek öyle? Ferhat, sen niye heyheylendin? Bak bakayım bana, bak bakayım. Ya bir şey yok teyze, boş ver ya. Yok yok, var sende bir şey. Sen gelinin Neva'yla torunun Hayal ne alemde, haberin var mı? Onlar nereden çıktı şimdi? Ha, nereden çıktı onlar? Kız başının üstünde bir tane çatısı olsun diye yapmadığı şey kalmadı bu hayatta. Kalktı bir de bugün herkesin içinde rezil oldu. Ya sen ne istedin onlardan? Allah için ne istedin onlardan ya? Şu evin içinde ne güzel gül gibi yaşayıp gidecektik. Nesi fazla geldi sana? Ferhat. Ya o kız senin torunun, torunun. Sabahtan akşama kadar dövünüyorsun ya oğlum diye. İşte o kız onun canından bir parça. Bugün nasıl azar işitti patrondan, senin haberin var mı? Hem de kızının gözü önünde. Ya teyze, Allah aşkına. Thank you.
Kusura bakmayın. Anca uyudu, sizi de beklettim. Hayır canım, olur mu öyle şey? Önemli değil. Şey, kahve içer misin? Bilemedim ama. Olur. Ben yaptım, beğenirsin inşallah. Sağ olun. Şimdi ben bu yola çıkmadan önce halletmemiz gereken bir şey olduğunu düşündüm. İkimizin de yasal haklarını korumak için bir sözleşme hazırlattım. Sen de bir göz at istersen. Hala bana güvenmiyor musunuz? Hayır canım, bunun güvenle alakası yok ki. Baştan her şeyi konuşalım ki ikimizin de içi rahat olsun. Bir dakika. Burada bir sene boyunca evli kalınacağı yazıyor. Biz ameliyattan sonra herkes kendi yoluna gidecek demiştik. Ne demek şimdi bu? Neva, avukatı kendi kulaklarınla duydun. Etik kurul bu konuda çok titiz. Yani ameliyattan hemen sonra öyle apar topar boşanırsak anlaşmalı bir şey yaptığımız ortaya çıkar ve bu ikimiz için de hiç iyi olmaz yani. Zaten restoranımda çalışanım olarak görünüyorsun. Peki etik kurul, eşinizi tüm çalışanların önünde azarladığınızı öğrenirse bu evlilik hakkında ne düşünür? Nasıl yani? Şöyle, yani etik kurul araştırma yapmak için buradaki elemanlarla mutlaka konuşacaktır. Onlar da kızımı burada istemediğinizi söylerse. Yani sonuçta dışarıdan bir aile gibi görünmüyoruz. Sen çok fazla Amerikan filmi izliyorsun galiba. Kimse bize soru sormaya falan gelmeyecek. Biz etik kurulun önüne gideceğiz. Orada da onları ikna etmemiz yeterli zaten. O işte bu meseleyi birbirine karıştırma bence. Ayrıca ben Hayal'in burada olmasına gayet mutluyum ya. Çok mutluyum. Şimdi yalnızca bir sene evli kalacağız. Kabul ediyor musun? Bakın Alp Bey, anlıyorum her şeyin çok gerçekçi görünmesini istiyorsunuz ama bu durumu benim için çok zorlaştırıyorsunuz. Neva, ben sana bu durumu defalarca açıkladım. Ben üşenmem, bir daha açıklayayım. Sadece kağıt üstünde bir evlilik olacak bu. Ya bu ikimizin sırrı olacak. Sadece sen ve ben. Bu kadar. Emin misiniz Alp Bey? Bu yalnızca sizinle benim aramda mı? Bu karar kimsenin canını yakmayacak mı? Bakın, ben kızım için birçok şeyi göze aldım. Yine olsa yine yaparım. Bir tek neyi yapamam biliyor musunuz? İncitemem. Ben bile isteye kimseye zarar veremem. Bir dakika, kimi kastediyorsun sen? Şu anda ben gerçekten anlamadığım için soruyorum. Sevdiğiniz, güvendiğiniz birinin sizi hayal kırıklığına uğratması ne demek iyi bilirim. Hiçbir kadının böyle bir şey yaşamasını istemem. Neva, hayatımda biri olup olmadığını soruyorsan yok. Tamam mı? Ne hayatımda, ne kalbimde. Kimse yok. Bunun için harcayacak zamanım da yok benim. Peki abi bey. Bütün sorunlar çözüldüğüne göre resmen evleniyoruz yani. Öyle mi? Hayda, tamam ya, bu ne surat? Bir sene sonra yüzümü bile hatırlamazsın. Hem sayılı gün çabuk geçer derler. Neyse, hazır yarın mutfak kapalıyken şu sizin için ayırdığımız odaya bir inin de Hayal'le beraber. Orayı bir düzene koyun bari. Tamam. Kahveden de hala içmedim bu arada.
da inebiliriz. Neva, bırak yardım edeyim. Gerek yok Ferhat. Biliyor musun? Biz parlak yıldızlar aldık. Gerçekten mi? Hem de diğer yıldızlardan daha parlak. Peki nereden buldunuz o yıldızları? Meleğim buldu. Neva, biliyorum bana kızgınsın. Bırak en azından yardım edeyim lütfen. İnsan ağzına geleni söyleyince yardım etmiş olmuyor Ferhat. Haklısın, çok özür dilerim. Ben eşeklik ettim. Ama ben sadece ikinizin mutluluğunu istiyorum. Hepsi bu. Ama Ferhat abi, böyle olmaz ki. Biz bunları tek başımıza taşıyamayız. Çok şey aldık değil mi meleğim? Yapıştıracağız mı yıldızları şimdi? Evet. Anne, bu ışıkları hangi duvara koyacağız? İlk olarak şöyle etrafı bir güzel temizleyelim. Sonra şu ara bölmeyi kapatacağız. Sonra da ışıkları takıyoruz. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. O zaman ben malzemeleri çıkartıyorum. Tamamdır. Tamam. Hadi bakalım. Kolay gelsin Neva Hanım. Teşekkürler Alp Bey. Biz de çalışmalara başlamıştık. Sizi rahatsız etmedik umarım. Yok yok, bir problem yok. Ferhat, ne haber? İyiyim Alp Bey, siz? Seninle bir iki dakika konuşalım mı? Konuşalım. Hadi gel. Hadi gel başlayalım biz. Ferhat Bey, biliyorsunuz bugün ilaçlama günü. Biliyorsunuz değil mi? Evet Alp Bey. Dolayısıyla restoran kapalı. Evet. Mesai saatleri dışında burada ne aradığını sorabilir miyim? Alp Bey, ben Neva'ya yardım için gelmiştim ama... Kurallar gayet açık. Mesai saatleri dışında... Bu restoranda hiçbir personelimi görmek istemediğimi ben defalarca kez söylemiştim. Burası aynı zamanda benim evim ya. Biliyorum Alp Bey ama ben... Neva ve Hayal'e olan anlayışımın suistimal edilmesini istemiyorum. Anladım Alp Bey. Güzel. Anlaşıldığıma sevindim. Bunu da çıkaralım. Anne buldum, boyam var ama çok az. Ya boyamız var. Ferhat, bir şey mi oldu? Alp Bey beni burada istemiyormuş. Rahatsız olmuş. Nasıl yani? Ya neyse boş ver ya, tamam. Ben sizin de şimdi canınızı sıkmayayım. Gideyim ben. Kusura bakmayın, yardım edemedim size. Görüşürüz, tamam? Yok, hiç önemli değil. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi kızım gel, başlayalım. Al bunu. Bunu nereye koyacağız? Kap bibes.
Anne, iyi misin? İyiyim. Oğlum yemeğe gelmiş, iyi olmaz mıyım? Şimdi önümüzde çok kritik bir süreç var. O yüzden beslenmene dikkat etmen lazım. Biraz daha yemeğe zorlasan kendini. Ne kadar kritik bir durumun bizi beklediğinin farkındayım. Organ naklini ben de araştırdım biraz. Nasıl ya? Alpcim, bu Neva tamam bu durumu kabul etti ama donörlük için kurulu izni istiyorlar eğer akraba değilsen. Tamam, şimdi bir dakika, bir dakika. Bak ben her şeyi araştırdım, tamam mı? Her şeyi ayarladım. Senden ricam şu, böyle şeyler düşünüp üzme kendini, tamam mı? Bu kız senin sevgilin değil, karın değil, akraban değil. Kim bu kız oldu bilmiyoruz. Niye bana böyle bir iyiliği yapıyor? Yok, benim içim rahat değil, hiç değil hem de. Anne bak, sana bir kere açıkladım, bir kere daha söyleyeyim istersen. Neva, kızın geleceğini düşünen, onun için fedakarlık yapan bir anne. Bu kadar. Bu kadar ya. Ama Seylan sorgun, yine her zamanki gibi kendini haklı çıkaracak nedenler arıyor değil mi? Korkuyor musun anne? Hı? Bir kere ya. Bir kere gerçekten mutlu olmaktan korkuyor musun? Ya benim mutluluğum senin felaketin olursa? Anne senin için rahat olsun. Ben senin sağlığına kavuşmak istiyorum. Sen de en az benim kadar iste bu. Tamam mı? Dilerim. Sana kahve yapayım mı? Karşılıklı içeriz. Olur hadi yap da içelim. Alo. Ha efendim Berk söyle. Oğlum bak geçen gün de söyledim sana, gerek var mı bu kadar şeye ya? Alt taraf bir imza atacağız. Hadi doğru söylüyorsun da mı? Kaç saat kaçtı dedi? Bir. Birde İbrahim Paşa korusu. Tamam. Tamam Neva'ya söylerim ben hadi. Hadi sağ ol. Güzel kahvaltı hazırladım bize. Hadi çabuk çabuk. Koş koş koş. Hah. Yumurta da hazır. Çok güzel. Bugün çok işimiz var. Ne işimiz var ki? Bugün çok önemli bir davet var burada. Benim de mutfakta yığınla işim var. O yüzden Yağmur ablanı aradım. O gelip seni alacak birazdan. Ama anne ben de geleyim. Olmaz kızım. Sen ne yapacaksın ki bu bomboş odada? Sen de yalnız kalmak istemiyorsun zaten. Of, tamam. Ama geç olsun ya da olmasın beni gelip al, tamam mı? Tamam söz. İşim biter bitmez seni gelip alacağım, tamam? Oh. Girebilir miyim? Tabii Hat Bey, buyurun. Gelin. Ya
Burası ne olmuş böyle? Siz ne yapmışsınız burayı ya? Boş, saçma sapan bir depoydu burası. Siz bayağı çok çok güzel bir ev yapmışsınız resmen. Ne kadar güzel yapmışsınız burayı, ben inanamıyorum şu an. Şu raflara falan bak, çok güzel olmuş. Çok beğendim. Yine sen peynir yumurta isteyeceksin. Hayır, ben yedim. Ben kahvaltımı yaptım. Sana afiyet olsun. Yani teklif var, ısrar yok. Neva, bir şey sorabilir miyim? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok, sağ olun Harp Bey. Biz böyle hallediyoruz işte. Peki. Bak, biz buraya annemle en sevdiğimiz rengi boyadık yeşil. Öyle mi? Çok güzel olmuş ama, bayağı yakışmış duvara. Yani bence senin duvarını da boyadım. Yani çünkü senin rengin biraz... Biraz? Sevimsiz. Bak şimdi. Hayal. Yani sen artık benim komşumsun. Sıkıldığın zaman buraya gelebilirsin. Anlaştık. Tamam, o zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Güle güle otur hayal. Güle güle de bizim böyle parlayan yıldızlarımız var. Bir daha gelince sana göstereyim. Böyle gökyüzü bizim eve geliyor. İşte sonra da dilek tutabiliyorsun. Çok isterim. Size afiyet olsun. Sağ olun. Hadi bakalım usta, görelim şu tesisatı. Buyurun Korhan Bey. Bu parça mal buraya yerleştirildikten sonra sabitlenecek. Açılır, kapanır olmayacak. Biz mal almak için o plakayı keseceğiz. Usta, bak bu araçlar 1000 tane adamın elinden geçecek. Kimse uyanmaz değil mi bu düzene? Mümkün değil Korhan Bey. Patron, olası aramalara karşı da önlemlerimizi biz çok iyi aldık. Yani bu bölmeler özel bir maddeyle kaplandı. Yani bu araçlar X-ray cihazlarından dahi geçse fark edilmeyecek bizim mallar. Güzel. Eline sağlık ustam. İyi iş çıkardın. Eyvallah Koran Bey. Oğlum, büyük patron Emir Karahun Hazretleri teftişe gelecekmiş. Araçları hazırlat, ortalığı toparla. Patron, benim küçük bir işim var izniniz olursa. Ulan ensemizde ayı bağırıyor diyoruz, sen bana iş diyorsun. Ne işi lan? Şu şarkıcı kadının, Seylan Sorgun'un eski çalıştığı gazinonun adresini buldum. Gidip ona bakacağım. Güzel. Bak, o Alp Karahun'u avucuma düşürecek kozu bulmadan da gelme. Emredersiniz Koran Bey. İyi, hadi fırla. Alp Karahun. Bunlar çok sevindirici gelişmeler Alp. Aferin oğlum. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Tamam. Gelişmelerden beni mutlaka haberdar et. Hadi hoşça kal. Alp'in Amerikalı yeni şirkette görüşmesi gayet umut verici geçmiş. Ha. Evet. Anlaşmayı görüşmek üzere haftaya Türkiye'ye geliyorlar. İşte şimdi keyfim yerine geldi. Kızım, götür onu bana şöyle güzel demli bir çay getir bakayım. Acaba diyorum, keyiflenmek için acele etmesem mi? Ne gibi? Henüz anlaşmanın şartlarını kabul edip etmeyecekleri belli değil de ondan. Türkan Hanım, Alp yaş tahtaya basmaz. Eğer adamlar buraya kadar geliyorsa bir bildiği mutlaka vardır. Tabii, muhakkak. Hı-hı, muhakkak. Vaktim kalmamış. Ben çay şirkette işlerim artık. Size afiyet olsun. İç piyasadaki alıcılarla ne zaman görüşeceksin? Anne bırak artık. Bırak, bitti. Duymadın mı? Adamlar geliyormuş. Alp ne yapar ne eder, o sözleşmeyi imzalatır. Ben sana ne dedim? Ha? Ne dedim?
bu çaptaki bir anlaşma öyle ha deyince imzalanmaz. Henüz hiçbir şey bitmedi. Aksine yeni başlıyor. Dağıtım filosu işini ne yaptın? Bugün gidip göreceğim araçları. Emir, bu işin çok önemli olduğunu biliyorsun değil mi? Elini çabuk tutman lazım. Tamam, nikah memuru tamam değil mi? Bir sıkıntı yok yani. Güzel, tamam. Bir de bakın fotoğrafçı çok kritik. Çünkü çok kısıtlı bir vaktimiz olacak. Onu ihmal etmeyelim, tamam mı? Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi kapatmam gerekiyor. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Otursana, bir şeyler içelim. Yok, yok. Almayayım ben. Malum bugün sizin koşturmacanız, telaşınız var. Ben Hayal'i almaya geldim, ayak altında dolanmasın. Sen nereden biliyorsun bizim telaşemiz olduğunu? Neva söyledi. Neva söyledi. Evet, işte bugün kalabalık bir ekip gelecekmiş ya akşam. Sen onu diyorsun ya. Evet, evet. Ben işten güçten benim kafam çok karıştı. Evet, evet. Doğru. Hayal'le Neva aşağıdalar bu arada. Ve benim bunu açmam gerekiyor. Kusura bakma. Aşağıdalar. Bye bye. Tamam, görüşürüz. Bye bye. Hadi o. Misafir kabul ediyor musunuz? Hoş geldin Yağmur. Hoş bulduk. Yeni evimizi beğendin mi Yağmurcuğum? Ay bayıldım, bayıldım. Kız paletlerden yatak mı yaptınız? Ay yeşile bayıldım, cibinliğe bayıldım. Sevdim. Yalnız Neva, nasıl yaşayacaksınız burada gülüm? Mutfak burası. Yani... Ne güzel bizim evde mis gibi yaşıyorduk biz. Geçici bir süreliğine Yağmur. Başımdakileri sen biliyorsun işte. Korhan belasından kurtulana kadar en iyi yol bu gibi geldi. Doğru söylüyorsun. Ben hazırım. Yani dedikodumuz bittiyse çıkalım. Bak ya. Hadi gel. Yağmur çok teşekkür ederim. İşim biter bitmez gelip alacağım. Hiç o kadar acele etmene gerek yok. Biz bu akşam kankimle film gecesi yapacağız. Değil mi kanki? Yağmurcuğum yani bu sıralar hiç güzel film yok. Ama bulursak neden olmasın? İyi tamam. Günaydın gençler. Günaydın şey. Herkes burada mı? Şöyle bir toplanın bakalım hadi. Bir toplanın. Çabuk 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 çabuk. Hadi hadi hadi. Aferin. Şimdi beni çok dikkatli dinleyin, tamam mı? Bu akşam bir turizm şirketinin yönetici grubu misafirimiz olacak. Her zamankinden daha yüksek bir dikkat istiyorum hepinizden, tamam mı? Alp Bey'in bu konuda ne kadar detaycı olduğunu biliyorsunuz. Tamam, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam, o zaman herkes işini başına hadi. Hadi. Menümüz belli. İyi hazırlanın, iyi iş çıkaralım. Hadi bakalım. Neva. Sen de öğleden sonra izinlisin. Akşamüstü servisten önce burada ol. Tamam şef. Hı. Hadi bakalım. Torpilli olunca böyle oluyor. Baksana kafasına göre geliyor, kafasına göre gidiyor. Süslenmiş gibi. Boş ver ya, boş ver. Resmen çıktığı standart yapılıyor ya. Onları... Tamam, onları oraya koy. Belki. Tamam mısın? Tamamız abi. Her şey okey değil mi? Her şey hazır abi. Organizasyon, hazır. Süsler püsler, balonlar onlar bunlar. Hazır, her şey hazır. Geldi mi nikah memuru? Geldi. Nerede abi, ben görmedim. Ya görüp ne yapacaksın nikah memuru, manyak mısın? Abi bitsin şu iş. Bak kurban olayım, bitsin şu iş. Ben gerginim. Benim şu an restoranımda olmam lazım. Holding'de bir sürü iş güç var, toplantı var, yurt dışı bağlantılı bilmem ne. Ben ne yapıyorum şu an? Hem bir sakin olur musun? Sen niye geriliyorsun? Sakin. Ben her şeyi ayarlıyorum. Ne demek niye geriliyorsun ya? Abi Allah aşkına halime bak ya. Güzel kardeşim, ben de aynı halim. Ya bak, tamam ama bir şey diyeyim. Bir sakin olup beni dinler misin? Ne?
Bir gülümse. Bak bugün senin mutlu günün, tamam mı? Bugün senin mutlu... Ha bir daha şey. Bak bir şey diyeceğim. Gerçekten gülümsemen lazım. İnsanları ikna etmen lazım. Oğlum yalandan faso fiso bir tane düğün yapıyoruz. Ne mutlu günü falan. Sen dalga mı geçiyorsun sen şu an? Dalga falan geçmiyorum güzel kardeşim benim. Sen bir sakin ol. Ben her şeyi ayarlıyorum. Sen bir sakin ol ya. Acele et. Şu işi bitir. Gidelim. Tamam. Tamam. Tamam sen hadi. Bak manzarana ben her şeyi hallediyorum. Tamam. Hadi tamam. Ne içersin sen ben... Hiçbir şey içmeyeceğim abi. Hiçbir şey içmeyeceğim. Kendine eğlensem bu kadar gerilmem ya. Bir sakin ol ya. Alo buyurun. Hah, alo. Ben teyit için aramıştım. Çiçek yollayacağım da adres teyidi yapmak istiyorum. İsim alabilir miyim? Alp Karaoğan. Kontrol ediyorum. Evet, Alp Karaoğan ve Neva Can Polat çifti. Saat 1'de nikah törenleri başlıyor. Duyamadım. Pardon yok şey teşekkür ederim diyecektim. İyi günler. Teşekkür ederim. Alp sen ne yapıyorsun? Hem de Neva'yla. Ah Alp ah. Selin Hanım nereye gidiyorsunuz? Ya, hiç karışma Nergis hiç. Ay yaktı bu çocuk kendini Alp. Alp. Olmuş. Gayet de güzel olmuş. Yalnız bir şey eksik. Ne eksik? Elim... Tabii. O zaman... gidelim de halledelim şu işi. Oldu o zaman. Giderim. Limonata yapayım mı? Alır. Hay, hadi geliyorum hemen. Güzel güzel oynayın bakayım. Limonatalar geldi. Heh. Aa. Kızlar Hayal nerede? Bilmem şimdi buradayım. Ne? Nasıl? Ne diyorsun? Nereye gitti? Allah'ım. Allah'ım sakın bir daha bir şey olmasın yarabbim. Hayal. Hayal neredesin? Hayal nereye gittin? Allah'ım ne diyeceğim ne var ya şimdi? Hayal. Babaanne.
Babaanne, sen bizi özlemedin mi? Neden beni görmeye gelmedin? Ben seni özledim ama. Biz neden evinde kalmıyoruz? Babam öldü diye artık bizi sevmiyor musun? İnsan çok sevdiği birini kaybedince ona hatırlatan her şey yarasını kanatıyor. Acısı katlanıyor. Dayanamıyor işte. Hayatımdan uzak olsun istiyor. Uzak olsun ki hatırlamayayım. Ben de ne zaman senin yüzüne baksam oğlumu hatırladım. Onu kaybettiğimi. Ben sana babamı mı hatırlatıyorum? Hatırlatıyorsun ya, hatırlatıyorsun. Hayal! Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Oh. Sultan teyze hayırdır? Geçiyordum, Hayal'i görünce öyle kaldım. Ha. İyi peki, hadi gel bir çay kahve ikram edeyim ben sana. İstemez, işim var. Bu kızın annesine de geldiğimi söyleme. Ona söz veremem. Neva'nın annesi her şeyi bilmeye hakkı var. İyi, her neyse. Hadi Allah'a ısmarladık. İyi, güle güle. Kız, sen beni öldüreceğin mi korkudan? Ha? Bir daha bana haber vermeden hiçbir yere gitmek yok. Bak bir de gülüyor. Vallahi kalpten götüreceksin beni Hayal ya. Ay yüreğime indi Hayal ya. Gülümseyin lütfen. Çekiyorum. Evet, biraz yaklaşabilir misiniz? Evet, çekiyorum. Evet, biraz daha samimi olalım. Evet, yaklaşabiliriz. Bir el ele tutuşabilir miyiz? Şöyle ortada alacağım ellerinizi. El... şimdi birbirinize bakabilir misiniz yüzünüze? Daha bir samimi alalım lütfen. Güzel. Evet, bir beline sarılabilir misiniz? Biraz daha gülümseyebilir miyiz? Gülümse. Çok güzel. Tamam. Tamam. Şimdi bir de dizinizin üstüne çökebilirsiniz. Dizimin üstüne çök. Evet, lütfen. Çok iyiyim. Çok heyecanlılar ya, o yüzden. Evet, şimdi beline sarılıp böyle yangından kaçırıyormuş gibi bir poz alabilir miyim? Ne yangını? Güzel. Ne yangını? Bir dakika, ne yangını ya? Ne? Hayır, yetmedi mi kardeşim? Dakika, oradan çektim, hayır. Buradan çektim. Yetmedi mi bir dakika? Arkadaşım ben hallediyorum. Hayır, bir dakika, yetmedi. Bir sakin olur musun arkadaşım? Ya düğün heyecanını biliyorsun, alışıksınızdır zaten. Oğlum sizler fotoğrafçıyı ikna edemiyorsunuz. Etik kurulu nasıl ikna edeceksiniz ya? Biz yakın Neva, sen de bir şey yapıyoruz. Put gibi duruyorsunuz. Hadi abi, hadi. Gülümseyerek, ne evet. Ne yapıyoruz şimdi? Gülümseyelim, ne yapıyoruz? Abi, mutluyuz. Evleniyorsunuz. Ya heyecandan kusura bakma. Buyurun. Evet, gülümseyelim. Evet. Evet, yaklaşalım lütfen. Bir öpücük alabilir miyim? Abi, evet. Hadi. Hadi, çekiyorum. Hadi. Çok güzel, yakınlaşalım. Gördüğünüz gibi Emir Bey, biz teslimata hazırız. Yeteri kadar aracınız var gibi gözüküyor.
Elbette. Sizin için dev bir filo hazırladım. Araçların hepsinin bakımları yapıldı. Belgeleri hazır. Güzel. Son dakika bir aksilik çıkmasını istemeyiz. Bizim için araçlar kadar çalışacağınız şoförler de çok önemli. Sonuçta bizi temsil edecekler biliyorsunuz. Elbette, elbette. Hepsini iyi eğitimli, sicili, temiz kimselerden seçtim. Seçtim diyorum. Özgeçmişlerini özellikle ben aldım. Emir Bey, bu iş gerçekten bizim için de çok önemli. Bu nedenle kılı kırk yarıyoruz. Merak etmeyin. Güzel. Umarım bu hassasiyetiniz ilerleyen süreçte de devam eder. Devam edecek, göreceksiniz. Buyurun, detayları benim ofiste konuşalım. Olur, geçelim. Kolay gelsin. Kapalı hemşerim. Akşam açılacak. Abiciğim ben sana bir şey soracağım. Bu eski as solistlerinizden Seylan Sorgun'u sormaya gelmiştim. Yani benim kendisine bir şekilde ulaşmam lazım. Alev mesele. İsmini çok duydum ama kendisini ben tanımam. Burada Ali var. Seylan Sorgun'un arkasında çalıyormuş o zamanlar. Belki o bilir. Tamam. Bu Ali abiye nasıl ulaşabiliriz? Hala burada çalışıyor. Az bekle. Geldiyse çağırayım. Tamam. Çok makbule geçer. Sağ ol. Evet, herkes hazırsa başlayalım. Burada Sayın Alp Karahun beyefendi ile Neva Canpolat hanımefendinin kutlu gününde bir aradayız. Şahitler huzurunda soruyorum. Sayın Neva Canpolat hanımefendi, hiçbir etki altında kalmadan Sayın Alp Karahun beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Sayın Alp Karahun beyefendi, hiçbir etki altında kalmadan Sayın Neva Canpolat hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Anne. Ne işin var senin burada? Bunu nasıl yaparsın Alp? Ya sen? Sana güvendim. Anne olarak kalbimi açtım. Böyle mi yapacaktın? Hayır, hayır, bir dakika. Onun hiçbir suçu yok. Her şeyi ben istedim. Ben istedim çünkü bizim baba başka çaremiz yoktu. Tamam, bunu burada konuşmayalım. Hadi çıkalım bir. Çıkalım, hadi. Hayır, hayır, hayır. Hiçbir yere gitmiyoruz. Anne. Hayır, böyle bir şey kabul etmiyorum. Bu evliliği yaparsan başına gelecekleri biliyorsun değil mi? Hayır Alp, izin vermiyorum. Böyle bir şey kabul edilemez. Hayır dedim sana. Neva? Neva! Ambulans çağırın. Tamam, tamam. Neva! Neva, aç gözlerini. Korkutma beni, Neva! Neva! Neva, korkutma beni. Aç gözlerini, Neva! Neva! Neva, aç gözünü, korkutma beni. Neva! Alayım ben onu. Ver kendimi eve bırak, hastanede tamam. Buluşuruz. Tamam. Hadi çabuk eşyaları da al Neva. Biz de gidelim. Neva, aç gözünü, korkutma beni. Neva!
Ya acele edin hadi çabuk. Neva. Neredeyiz? Hastanedeyiz, hiçbir şey yok. Ben yanındayım, kork. Ben yanındayım, korkma. Hayır, ben yanındayım. Ben iyiyim. Tamam. İyisin, biliyorum, buradayım. Ben iyiyim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz, korkma. Korkma. Ben iyiyim. Buradayım ben. Hayır. Buradayım. Buradayım ben. Korkma, ah, buradayım. Siz burada kalın lütfen. Demin Seyla'nın akrabasıyım diyorsun, öyle mi? Ailesinden hiç söz etmezdi. Şarkıcı oldu diye bütün ailesi sırt çevirdiler diye biliyorum ben. Biz uzak akrabayız zaten. Yani bizim bir miras işimiz var. Bir şekilde ulaşmam lazım benim Seylan Hanım'a. Kim bilir nerede. Zamanında ben de çok aradım ama bulamadım. Bir Anadolu turnesine çık dediler. Birkaç kart attım gideceği yerlere. Lakin ne ses geldi, ne seda. 20 yıldan fazla oldu Seylan'ı görmeyelim. Niye ayrıldı peki Gazino'dan biliyor musunuz? Sen bu soruları bana niye soruyorsun, ben hiç anlamadım. Sen de hele bakalım, sen kimsin, necisin, kimlerdensin? Yani ben de seni akıllı birisi sanırdım. Alp'in böyle bir hata yapmasa nasıl izin verirsin? Ha düşünüyorum da dışarıdan birisi duysa, yani aklıma geliyor da Allah'ım tövbe yarabbim. Ya uyarmadın mı sanıyorsun Seylan teyze, Allah aşkına? Sen Alp'i tanımıyor musun ya? Bu adam böyle sabit, inatçı, kafasına bir şey koydu mu onu oradan döndüremiyorsun, böyle yani. Yo, bana söyleyecektin ama. Ya söylesem ne olacaktı, bir şey değişecek miydi zannediyorsun Allah aşkına? Alp geçmişin hesabını böyle kapattığını zannediyor. Ya o hep seni suçluyor gibi görünüyor ama aslında kendini suçluyor. Zamanında senin yanında olmadığı için, seni kurtaramadığı için, sana yardım edemediği için. Seni yaşatmak için her şeyi yapmaya da hazır. Çok daha büyüklerini yapmaya hazır, haberin olsun. Hayır ama iki gün önce tanıdığınız kıza siz nasıl güvenirsiniz ya? Hani kızın bir planı mı vardır? İyi biri midir, kötü biri midir, ne tasarlıyor? Bunları bilmeden birine güvenilir, böyle bir işe kalkışılır mı? Efendim abi, efendim abi. Nasıl oldu Neva? Tamam, tamam. Seylan teyzenin yattı hastaneye. Tamam, geliyorum birazdan. Tamamdır. Nasılmış? Daha bir şey söylememiş doktor. Şimdi seni bıraktıktan sonra oraya gider. Söyle bana gelsin. Tamam Seylan teyze. İhmal etme ama, gelsin bana. Tamam, vallahi. Gelsin. Tamam hemşirem, artık gitmek istiyorum ben, lütfen. Sakin olur musunuz lütfen? Acil durumda geldiniz buraya, biraz dinlenmeniz gerekiyor lütfen. Ya ben iyiyim diyorum, niye anlamıyorsunuz beni? Lütfen bırakın artık. Bakın Neva Hanım, eşiniz de dışarıda. Hem doktorumuz beyin cerrahı Sevim Hanım da birazdan burada olacak. Lütfen biraz sakinleşin. Hemşirem, gitmek istiyorum lütfen artık. Neva! Nereye? Ben iyiyim, gerçekten çok iyiyim. Restorana gitmem lazım, işim var benim. Ne iş? Uzanır mısın lütfen? Ya gerçekten iyiyim diyorum. Hayır, uzat şu ayaklarını. Çıkması mümkün değil zaten. Neden? Yani sizin durumunuzdaki bir hasta için doktorumuz taburcu izni vermeden mümkün değil, çıkartamayız. Ne durumu? Neva Hanım. Bayılmışsınız, geçmiş olsun. Ah Alp. Çok usadım, bana birazcık su getirir misin? Su. Hemen getiriyorum. Doktorum, biraz özel konuşabilir miyiz? Yetişemedim. Ah Seylan, ah! Böyle şeyleri daha erken çözmeye çalışsana. Geç kaldım. Kıydılar nikah işte. Ah, Seylan Hanım, ne oldu? Ne oldu? Nergis, Alp'le Neva evlendi. Ne? Ne olacak şimdi? Ne olacak? Bu nikah iptal olacak. Eğer biri öğrenirse ikisi de hapsi boylarlar. Oğlumun benim yüzümden hayatını mahvetmesine izin veremem. Hayır, böyle şey izin veremem. Seylan Hanım, ben size bir Melisa çayı yapayım, bir sevdiğiniz müziği açayım. Siz biraz sakinleşin, tamam mı? Nergis,
Bana deli muamelesi yaptığın için bir gün gerçekten delireceğim, haberin olsun. Estağfurullah Seylan Hanım, sizin öfkelenmemeniz lazım. Yani daha sakin olun. Daha sakin nasıl olacağım ben? Olamam. Sana oğlum diyorum. Hiç tanımadığım bir kızla sırf ben iyileşeyim diye evlendi diyorum. Hayatını mahvedecek, dönüşü olmayan bir yola girdi diyorum. Sen hala sakin ol diyorsun bana. Nereye sakin olacağım? Hayır, gittim. Yetişemedim. Gittim ama kıyılmıştı nikah. Oh, biraz erken gitsem belki yakalardım. Ben içeriye bakayım. Size bir çay yapayım. Yetişemedim. Yani sen diyorsun ki bu miras olayı olursa Seylan'ın işine yarayacak, öyle mi? Ya Ali abicim, zaten ben onun için buradayım ya. Ama önce Seylan'a ne oldu onu bulmam gerek. Sevda adama ne edersen bilir misin? Seylan da bir hayırsın birine vuruldu gitti işte. Çok söyledim. Etme Seylan. Bu adam sana yaramaz dedim. Ama dinlemedi. Her şeyini kaybetti o herif yüzünden. Parasını, itibarını. Bir de üstüne alkol batağına saplandı. Sonra da hiçbir yerde barınamadı. En sonunda oğlunu da kaybedince her şeyi bırakıp gitti işte. Oğlu mu? Oğlu mu varmış Seylan'ın? Var ya. Hem de aslan gibi delikanlı. Tamam. İşte oğlunu nerede bulabiliriz peki? Yani bu miras meselesi için bu sayede oğluna ulaşmış oluruz. Çok zengin, güçlü bir babası vardı. O aldı yanına. Bir daha da göstermedi Seylan'a. Geçenlerde gazetede fotoğrafını gördüm. Çok büyük, lüks bir restoran açmış. Herkes ondan söz ediyormuş. Alp Karaun. Duydun mu hiç? Alp Karaun. Alp Karaun Seylan'ın oğlu mu? Oğlu ya. Seylan da görseydi keşke bu günleri. Kim bilir, belki de görüyordur. Peki Ali abicim, sağ ol. Yani ben bu sayede ulaşırım kendilerine. Kal sağlıcakla. Eğer onu görürsen selam et benden. Bana hakkını helal etsin. Belki bir daha görüşemeyiz. Ben onda olan bütün hakkımı helal ettim. İletirim abicim, sağ ol. Çay içine teşekkürler. Tansiyonunuz çok yükselmiş. Burnunuzun kanaması, bayılmanız. Bunlar hep beyninizdeki tümörün neden olduğu semptomlar. Açıkçası tahmin ettiğimizden çok daha hızlı ilerliyor süreciniz. Tümör büyümüş olabilir. Durum o kadar kötü. Vakit kaybetmeden tedaviye başlamanız gerekiyor. Doktor Hanım, şu anda mümkün değil, yapamam. Neva Hanım, sizinle açık konuşacağım. Henüz hastalığın ilk aşamalarındayız. Önlem almazsak ilerleyen zamanlarda tümörün sebep olduğu çok daha ciddi sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Tedaviye başlamanız gerekiyor. Hatta bunları eşinizin bilmesi de önemli. Eşim mi? Az önce yanınızdaki beyefendi Alp Bey, eşiniz değil miydi? Evet. Doktor Hanım, ben daha eşime söyleyemedim. Neva Hanım, asıl eşinizin bu durumdan haberdar olması gerekiyor. Zira bu süreçte en büyük sorumluluk ona ait. Ani bir atak yaşadığınızda ne yapması gerektiğini biliyor olması lazım. Bakın doktor hanım, haklısınız evet. Ama daha söyleyemedim. Bugün bizim özel günümüz. Ben söylemek istiyorum lütfen. Lütfen siz bir şey söylemeyin, olur mu? Ben söyleyeceğim. Getirdim. Al bakalım. Nedir durum doktor hanım? Neva Hanım'ın tansiyonu biraz yükselmiş. Tamam. Düğün stresinden olduğunu düşünüyorum. Bir ilaç verdim. Biraz rahatlatacaktır. Hemşire Hanım, Neva Hanım'ı MR'a alalım. MR? Niye MR'a gerek duydunuz ki, ben onu anlamadım. Tedbir amaçlı. Tetkiklerimizi tam olarak yapalım ki gözden kaçırdığımız bir şey olmasın. Neva Hanım, kendinize dikkat edin. MR sonuçları çıktığında lütfen tekrar görüşelim. Tamam doktor hanım. Sağ olun. Rica ederim. Ben hemen geliyorum. Doktor hanım. Buyurun. Sorun mu var? Yani şunun için soruyorum, bu Neva'nın ilk bayılması değil. Bundan önce de birkaç kez bayıldı. Yani bana söylemeniz gereken bir şey varsa söyleyin lütfen. Benim için çok önemli çünkü.
Ülke genelinde 4 ilde üretim tesisimiz var. Dağıtımı bölge ofislerimiz tarafından yönetiliyor. Tabii benim kontrolümde. Lojistik ekibimiz bu hafta sizi arayacak zaten. 4 ilde 4 fabrika. Ya bu hububat işinde bayağı büyük para var diyorsunuz ha? Araçların giydirme işinin bu hafta bitmesi lazım. Ajansdan sizi arayacaklar. Bu konuyla ilgilenirseniz sevinirim. Tabii, tabii merak etmeyin. Yalnız bu telefonu önemli, açmam lazım. Kusura bakmayın. Önemli değil. Alo. Evet Vedat Efendi, anlat bakalım. Korhan Bey, size bomba gibi bir haberim var. Dikkat et, yine elinde patlamasın senin o bomba. Anlat. Seylan Sorgun'un kim olduğunu öğrendim. Lan oğlum, taksit taksit anlatma sana. Seylan Sorgun, Alp Karun'un annesiymiş. Gazino döneminde Kasım Karun'la büyük aşk yaşamışlar Korhan Bey. İyi araştırdın mı lan? Sonra altından bir ters oluk çıkmasın. Vallahi burada kadının eski çalgısı var Korhan Bey. Ondan aldım bütün lafları. Kedi olalı bir fare tuttun lan. Aferin sana. Sağ olun Korhan Bey. Bana bak. Elini çabuk tut. Araçları sahipsiz bırakma. Ulan biz niçin eşeledik, altından ne çıktı? Alp Paşa. Alp Paşa. Şimdi elimdesin Alp Paşa. Ne konuştunuz doktor hanımla? İşte bu bayılmalarının nedenini sordum. Ameliyat için bir engel olur mu acaba diye. Neyse ki ciddi bir şey yokmuş. Ama doktor dinlenmen gerektiğini söyledi. Yani bundan sonra kendine iyi bakman lazım. Ameliyat için. Evet, merak etmeyin. Dikkat edeceğim. Yalnız ameliyat için değil. Neva. Sen... Neva. Annemin bugün söyledikleri için özür dilerim. Sen kendi canını onun için tehlikeye atarken... Önemli değil Alp Bey. Ben Seylan Hanım'ı anlıyorum. Ben anlamıyorum ama. Ben anlamıyorum yani. Ameliyat olmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor sanki. Onun önceliği sizsiniz. Kendisi için bile olsa size zarar vermek istemiyor. O yüzden. Berk. Eva, nasıl oldun? İyiyim Berk Bey, sağ olun. Annem nasıl? Sinirli. Konuşmak için seni bekliyorum. İyi, ben çıkarım şimdi. Eva, eşyaların, çantan hepsi burada. Sağ olun Berk Bey. Rica ederim. Yani aklımızdaki düğün hiç böyle bir şey değildi ama idare edin. Şöyle bir zaman geçince size böyle güzel, büyük bir kutlama organize ederiz artık, bakacağız. Berk. Hı. Tamam, şaka yapıyorum ya. Ben size sevkiyat tarihini bildireceğim. Ama siz yine de her duruma karşı hazırlıklı olun, olur mu? Merak etmeyin. Emir Bey, eğer yani müsaitseniz bu akşam bir yemek yiyelim diyorum. Ne zamandır davet etmek istiyordum zaten. Hem ortaklığımızı da kutlamış oluruz. Olur. Olur. Umarım herhangi bir pürüz çıkmaz da ortaklığımız bu şekilde devam eder Korhan Bey. Emin olun, hiçbir aksilik çıkmayacak. Merak etmeyin. İsterseniz bizim restorana gidelim. Hem yeni vitrinimizi görmüş olursunuz hem de kardeşimle tanışırsınız. Olmaz mı? Ben de çok isterim tanışmayı. Ben de çok isterim de onu başka bir akşama bırakalım.
Bu akşam siz benim misafirim olun. Çok sevdiğim nezih bir mekanda misafir etmek isterim sizi. Peki, gidelim. Buyurun. Geç kaldım. Daha akşam servisi için hazırlık yapacağım. Hayır, hayır. Sen bunları düşünme. Ya sen bugün izinlisin. Git yat eve dinlen. Ben Kadim Şef'le konuşurum. Olmaz. Zaten işleri aksattım yeterince. Kadim Şef'i de daha fazla zor durumda bırakmak istemiyorum. Tamam. Daha iyisin ama değil mi? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Aptız. Hah. Şu sana söylediğim durumu atlama sakın ha. Tamam, tamam. Ben de başlayayım. Tamam. Şefim çok özür dilerim. Biraz geciktim ama hemen telafi edeceğim. Neva Hanım teşrif ettiğine göre ben de kendi istasyonuma geçebilirim artık. Her şeyi hazır etmişsiniz. Teşekkürler Halis. Gerisini ben hallederim. Lüzumu yok Neva. Sensiz de hallediyoruz zaten. Isotta içine suyu hazır şefim. İşteyken de haklı. Burada değil ki zaten. Patrondan torpilli o. Sabah gelir, öğlen gider. Neva. Gel bakalım. Sen bir konuşalım. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de Kadim Şef'i çileden çıkarır. Yürüyorsun değil mi? Ben de bundan sonra isteyeceğim ya. Sabah geleceğim, öğlen gideceğim. Şefe söyleyeceğim. Sürekli izin. Sana vermezler aslanım, sen çalış. Doğru ya, patrondan torpilli değiliz biz. Yani. Kimsesiz çocukların eğitimi için kasırda yaptığımız açık arttırma acayip ses getirdi hanımlar. Acayip. Hayli meblağ toplandı, doğru. Evet ama bu yeterli değil tabii. Hangi şartlarda olursa olsun her çocuk eşit eğitim hakkına sahip olmalı. Ve bunu sağlamak da bizlerin görevi tabii. Arzucuğum, ay ne oldu? Canın mı sıkkın senin? Düğün öncesi gerginlikler. Ay sen bilmiyorsun değil mi olanları? Yoo. Düğün iptal oldu Türkancığım. Kızım nişana attı. Durum çok ciddi yani. Meğerse damadın başka bir kadınla ilişkisi varmış. Hem de bir yıldır. Ay. Ne diyorsun ya? Hay Allah. Ya o zaman hayırlı olmuş. Yani daha yolun başındayken nişanlısını aldatan adamdan ne koca olur ne de baba. Öyle tabii de. Bakın bir aile yalan üstüne kurulmaz. Yani gözlerinin içine baka baka yalan söyleyen bir adama nasıl güveneceksin ha? Güvenemezsin ki. Ancak eşler arasında güven ve sadakat olursa bir ailede mutluluk ve huzur olur. Başka türlüsü olmaz. Vallahi çok haklısın Türkancığım. Herkes sizin gibi şanslı mı Türkancığım? Kasım Bey'in gözü senden başkasını görmüyor. Yani maşallahınız var. Hala liseli aşıklar gibisiniz. Sahi kaç yıl oldu? 39. İlk aşk. Maşallah. Daha nice yıllara. İnşallah. 39 yıl. Müthiş. Hadi buyurun. Alo. Alo Alp'cim. Evdeyim ben, seni bekliyorum. Ne oldu, bir şey mi oldu? Konuşalım mı biraz? Tamam söylesene anne, ne oldu? Hayır, telefonla konuşmak istemiyorum. Yüz yüze konuşmak istiyorum. Tamam, benim birkaç işim var, halledip geleceğim ben, tamam mı? Tamam.
Tamam, bekleyeceğim ben. Seylan Hanım, emin misiniz? Sen her şeye karışma lütfen Nergis. Zaten olay dallanıp budaklanmış. Alp Bey sizi yaşatmak için çabalıyor. Birini yaşatmak kendi hayatın pahasına olmamalı. Hiç kimsenin hayatı benim oğlumun hayatından kıymetli değil. Buna benimki de dahil. Şefim, biliyorum bana çok kızdın. Ne desen de haklısın. Seni ilk tanıdığım gün karşımda sebatkar, tuttuğunu koparan genç bir kadın vardı. Beni başarabileceğine inandırdın. Azimle, inatla çalıştın. Ama... ama... devamını getiremedim. Hayallerimden vazgeçtim. Yarım bıraktım. Bak kızım, mutfak denge işidir. Tıpkı hayat gibi. Tatların dengesini kaçırdın mı, o yemekten hayır gelmez. Hayatta da o dengeyi tutturmak gerek. Sen yeteneklisin Neva, çok yeteneklisin. Elinin lezzeti var ama yetmez. Aklını yaptığın işe vermediğin sürece, kendini işine adamadığın sürece... ne burada ne başka bir yerde tutunamazsın yani. Mutfağa adımını attığın andan itibaren her şeyi o kapının dışında bırakmak zorundasın. Bak, bu işe seni ben seçtim. Senin arkanda durdum, dağ gibi. Başarabileceğine inanmasam bunu asla yapmazdım. Zamanla bunu herkes görecek. Ama önce senin inanman gerek. Yoksa olmaz. Hayırdır inşallah. Efendim. İstediğin işleri hallettim kardeşim. Yağmur'la da konuştum, o da tamam dedi. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Berk, çok teşekkür ederim. Söylememe gerek yok biliyorum ama... aramızda kalırsa çok sevinirim. Merak etme abi. Aa, Kadim Şef geliyor. Şefim. Ne oldu ya, bu ne surat? İyi misin? Değilim abi. Değilim evde. Sağ olun. Benim birkaç günlüğüne İzmir'e gitmem gerekiyor. Yapma. Salih abla. Ablamı kaybettik abi. Daha fazla dayanamamışım. Başın sağ olsun. Sağ olsun şef. Dostlar sağ olsun. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Yok. Artık kimsenin yapabileceği bir şey yok. Dua edin yeter. Kusura bakma, senin de böyle düzenini bozdun. Şefim, olmasa laf olur mu öyle şey ya? Sen İzmir'e git. Tamam mı? Bak biz buradayız. Hepimiz buradayız. Yapabileceğimiz bir şey olursa lütfen söyle. Tamam mı? Dönmek için de acele etme. Ne zaman hazır hissedersen o zaman gel. Sağ ol evlat, sağ ol. Mutfaktakilere durumu ben izah ederim. Ben yokken restoranda hiçbir şey aksamayacak, merak etme. Tamam, gel beraber inelim, hadi.
Arkadaşlar bir elinizdeki işi bırakın, toplanın. Ben bir süre aranızda olamayacağım. Az önce bir haber aldım. Ablamın cenazesi için İzmir'e gitmem gerekiyor. Başınız sağ olsun. Sağ olun çocuklar. Ben yokken her şey aynı düzende devam etmeli, tamam mı? Mutfak size emanet. Yokluğumu hissettirmeyin. Benim yüzümü kara çıkarmayın, tamam mı? Merak etmeyin şef. Size güveniyorum. Ben dönene kadar mutfağın sorumlusu ve baş şefi Neva olacak. Hadi göreyim sizi. Şimdi Neva, kadim şefin kararına saygı duyuyorum. Ama sana bir kez daha sormak istedim. Çünkü bu çok, çok, çok ciddi bir iş. Bunun altından kalkabilecek misin? Ay bey, bu benim mesleğim. Elbette, elimden geleni yapacağım. Elinden geleni yapmakla olmaz. Burası sıradan bir restoran değil çünkü. Bahçı olmak başka. Mutfakta işin başına geçtiğin zaman dört dörtlük iş çıkarmak başka bir şey. O yüzden soruyorum, bak bir daha soruyorum. Bu işin altından kalkabilecek misin? Siz bana güvenmiyor musunuz? Hayır bak, bunun güvenle bir alakası yok. Bu büyük bir sorumluluk. Çok büyük bir sorumluluk. Ki biliyorum hayatında bir sürü şeyler var. Zaten birçok şeyle uğraşıyorsun. Seni daha fazla zorlamak istemediğim için soruyorum. Merak etmeyin Alp Bey. Mutfak dışında yaşananlar mutfağı etkilemez. Ben böyle yetiştim. Peki. Ben bir annemin yanına geçeceğim, sonra yine konuşuruz, olur? Seylan Hanım iyi mi? Bir sorun yoktur umarım. Ya iyi, iyi de işte bu nikah işini takmış durumda. Yani çok büyük bir sorun çıkaracağını zannetmiyorum ama gidip bir konuşacağım bakalım. Peki. Görüşürüz. Halletmişler, bir eşyaları kalmış. Evet, şimdi onları da hallettik mi? Oldu bitti bu iş. Yağmurcuğum, ben güzel eşyalar seçtim değil mi? Ya sen geleceğin sanatçısısın, sen muhteşemsin sen. Yani Yağmurcuğum, bizim de bildiklerimiz var herhalde. Ya hadi biraz çabuk olalım o zaman çünkü vaktimiz kısıtlı. Tamam. Şunu... Bak ben yıllar yılı hayat nedir diye kendime sordum durdum. Her geçen yılda bu sorunun cevabı değişti. Ta ki sen doğana kadar. Meğer hayat sen misin? Gerisi koşuşturma, hengame. Bir de bu sürede ne öğrendim biliyor musun? İnsanlara güvenmemeyi. Kimseye güvenmemeyi. Sen ne yapıyorsun Alp'cim? Yani hiç tanımadığın, hiç bilmediğin bir insana nasıl güvenirsin? Olmaz böyle bir şey. Olamaz. Hani bunun sana da bana da bir faydası yok. Yani bizim konumuz bu değil ya. Bizim konumuz ne Alp? Senin kendini yakman mı? Bak her şeye rağmen her zaman güçlü ve dik durdun. Şimdi kalkıp da sırf ben iyi olayım diye... hayatınla ilgili yanlış kararlar verip de kendini yakmana izleyemeyeceğim. Anne nereden çıkarıyorsun bunları ya? Ben o kadar aptal mıyım ya?
Her şeyi ayarladım. Hayatını kurtarmak için ayarladım. Anne, her şey senin için ya. Beni niye anlamıyorsun? Bana güvenmiyor musun sen? Neva? Efendim Ferhat. Alper'le sizi konuşurken gördüm. Ne var ki bunda? İşle ilgili konuşuyorduk. Neva bak, ben senin için endişeleniyorum, tamam mı? Bu adam güvenilir bir adam değil. Bunlar senin benim gibi insanları böyle kullanıp bir kenara atmaktan başka bir şey bilmezler bu hayatta. Sen ne demeye çalışıyorsun Ferhat? Alper'le aranızda ne var sizin? Herkesin dilinde. O ne demek ya? Neva, insanlar konuşuyorlar. Kalktın geldin aşağıya taşındın. Sürekli bu adamın yanındasın. Şimdi bir de bu şeflik çıktı. Böyle insanlar karşılığı olmayan iyilikler yapmazlar Neva. Bu adam senden ne istiyor? Ferhat, konuşmak istemiyorum bunları. Ya sürekli beni geçiştiriyorsun. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum çok geçmeden. Hepsi bu. Yardım mı? Ne yardımı ya? Niye herkes benim yardıma ihtiyacım olduğunu düşünüyor? Niye herkesin benim hayatım hakkında bir fikri var? Herkesin ne yapacağımı, ne yapmayacağımı söylemesinden çok yoruldum artık. Gerçekten çok sıkıldım. Ben seni korumaya çalışıyorum sadece. Benim korumaya ihtiyacım yok. Ben yıllardır kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kızımı da öyle yetiştiriyorum. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum Ferhat. Neva, ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Bak, senin zor bir hayatın oldu. Biliyorum, çünkü ben zorlaştırdım. Ama bunu yaparsan ve bir duyulursa hapse gireceksin bu kez. Senin hapiste çürümeni istemiyorum. Ayrıca sen mutsuz olursan ben yaşayabilir miyim sanıyorsun? Yaşayamam. Bu yüzden ya o evliliği iptal edeceksin... ya da ameliyat olma. Nasıl oldu? İşte. Kız çok güzel oldu. Gayet de güzel oldu. Ay. Teşekkür ederim. Sağ ol. Vallahi güzel oldu. Her şey tamam herhalde değil mi? Var mı bir eksiğimiz gediğimiz? Güzel güzel bitti sayılır. Şöyle ortalığı bir toparlayalım. Hayal şu annenin çantasını bir kaldır bakayım yatağın üstünde. Aa! Kız sen bunları yapmayı nereden öğreniyorsun? Sen bir de beni gözlükle gör Yağmurcuğum. İyi hadi görelim bakalım. Aa, bu ne böyle? Bakayım. Neva, benimle konuşur musun? Ferhat yeter. Yeter, yalvarırım sus artık. Bak, kalbini kırmak istemiyorum.